Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar arkadaşlar. Yolculukların sonrası kaldığımız yerden videolarımıza devam edelim. Videolarımız olabildiğince gelecek arkadaşlar. Şimdi bu videoda şu şekilde diyelim. Biliyorsunuz havalar bayağı bir sıcak. 35-40 derece ile geziyor arkadaşlar ve daha fazlası. Şurada bir tane delik var. Bakın. Tam parmağını görüyor musunuz? Yedek depoda bir tane delik var. O yedek deposunu açıyoruz. İçinde bir tane delik gözüküyor. Bu delik ne işe yarıyor? Buraya bir tane de delik koymuşlar. Arkadaşlar önce o deliğin ne işe yaradığını bir söyleyeyim. Şimdi motorda çalışma esnasında yüksek sıcaklıklara oluşması gelmesi, belli bir sıcaklıklara açtığında da şu 1.1'i aşması ve şu yedek depoya belli bir oranda sıcak suyu göndermesi gibi durumlar oluşabilir. Onunla ilgili video yaptık. Şuradaki yani oradaki görüntü bazen aşağı 1 santim 2 santim aşağı, bazen 1-2 santim yukarı çıkabilir. Genelde arkadaşlar motor soğuk iken şu radyatör kapağı açılır. Bütün nice arabalar için geçerlidir bu arkadaşlar. Hepsi için geçerlidir. Soğukken açacaksınız. Açtıktan sonra ağzına kadar su doldurulur. Orada max seviyesine getirilir, durdurulur. Bu tip araçlarda bakın, oraya bir tane delik koymuşlar ya, bir tane şöyle 1.1'i açtığında şuradan bir tane hortum geliyor ve yedek basınç tankına giriyor. Bazılar hani bu yedek basınç tankıdır, orada ne su alır ne verir falan tarzında bir söylenebiliyor, ama şöyle bir şey daha vardır arkadaşlar. Radyatörlerde su eksikse buraya su konduğunda arkadaşlar, ileriki zamanlarda kullanımdan sonra bununla ilgili video yaptık, zaten oradaki suyu motor iç haznesine alacaktır. Buradaki termostat belli bir bara soğumaya başladığında oradaki su buraya mutlaka inecektir arkadaşlar. Oranın temel sebebi arkadaşlar, o deliğin temel sebebi motoru yüksek basınçlarda basıncı motorun içine göndermek değil de oradan dışarı atmaktır. Yalnız şu da var. Belli bir yüksek basınca çıktığında bu basınç hani niye oluştu, oradan su atıyorsa mutlaka bir problem aracınızda olur. Eğer buradan yedek depodan su püskürtüyorsa mutlaka silindir kapak contanızda bir pataklık olabilir. Genelde oradan su püskürtülmesi demek piston silindir kompresörünün, yani burada çalışma kompresörünün, basınç kompresörünün motor suyu bölümüne aktarılaraktan belli yerlerden artık patlatma yoluna gitmektir. En basit buradan size o göstergeyi sunabilir arkadaşlar. Ayrıca da egerede bir patlaklık olursa egzoz gazının egereye basıldığını unutmayın. Ve egzoz gazının egereye girdiğinde motor suyu tarafından da soğutulduğunu unutmayın. Bu yedek depoda bir basınç oluştuğunda püskürtmeli basınç genelde silindir kapak çıkar, ama LPG araçlarda, benzinli araçlarda bir de LPG beyni vardır. Gazın aktarılması ile ilgili arkadaşlar, orada baloncuk ve su püskürtmesi, gazlı bir koku, egere varsa orada siyahlaşmış bir koku görebilirsiniz. Arabaya bu gibi durumlar sıkıntı verebilir. Orada size sıkıntı, o delikte sıkıntıyı gösterebilir. Şimdi arkadaşlar burada da biliyorsunuz benzinli araçlarda, Hyundai Accent grubu için söylüyorum, benzinli araçlarda 0.09 bardır. Yani ve benzinlilerin daima motor sıcaklıkları, motor hacimleri, yani o sıkıştırma basınçları dizele göre azdır. Dizel her zaman her yeriyle basınç altında. Yakıt yanarken benzinli bujiyle, dizel patlatmayla, sıkıştırmayla, sıkıştırılmış bir kompresörle yakıtını yapmaktadır. Dizel araba o yüzden farklıdır arkadaşlar. Ve dizel arabanın radyatör kapağı, Hyundai Accent Blue için söylüyorum, şöyle 1.1 bardır. Bunu düşük açtığınızda, yani düşük açmak şu şekilde diyelim. Buraya 0.9 veya 0.7 bir kapak buldunuz. Yan sanayi öyle bir şeyi taktınız. Arabayı kullanmaya başladınız. Ve bir baktınız hararet bir diş yukarı çıkıyor motor sıkıştığında. Tutamıyorsunuz, motoru düzlüyorsunuz veya yokuş aşağı ince hararet inmeye başlıyor. Bu kapak yüzünden olabilir arkadaşlar. Çünkü içeride motorun çalışmasıyla beraber arkadaşlar şurada bir tane devir daim dönüyor. V kayışının çevirdiği bir devir daim dönüyor.
Devir daimi motor içerisinde döndürmüş olduğu basınç minimumun bir değerdir. Yani bir çark basıncıdır. Ama yüksek sıcaklığa ulaştığında hem çark su basıncı hem de sıcak, yani aynı çaydanlık gibi düşünün. Hani köpürüyor ya, aynı onun gibi sıcak suyun basıncı farklı olur. O yüzden içeride oluşabilecek basıncı şu 1.1 bar tutuyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı da yapmıyor. Bu 1.1 bar sizin işiniz her halükarda görüyor. Ama olur da motor suyunda hiçbir antifriz yoksa, dediğim şekilde motorda bir patlaklık varsa veya motor çok hararetli kullanılıyorsa, ben 3000 devir üzerinde bu aracın kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Hiç gerek yok. Zaten 3000 devirde 160 ile gidiyor. Gerek görmüyorum. 1.1 açtığında arkadaşlar şuraya gönderiyor. Yedek depoyu. Motor yüksek sıcaklıklara ulaştığında, bazen çok hararetli kullandığınızda yine buradaki suyun fazlalaştığını görebilirsiniz. Eğer aracınızda hiç antifriz yoksa belki suyun da attığını görebilirsiniz. O yüzden buradaki seviyeyi max üzerine çıkarmıyoruz. Bir tane deliğin birçok etken üzerinde çok farklı yerlere giden bir ucu var arkadaşlar. Bunlar da biliyorsunuz basınçtan kağıdı altında geçer, ama şöyle bir çıkış olmadığını, hani diğer araçlarda söylüyorum. Motor suyu gezer. Araba termostat kısmında bir giriş vardır, bir de çıkış vardır. Boyuna gezer. Gezer içeride. Ama bunlarda böyle bir şey yok arkadaşlar. Bütün olay şu 1.1 kapakta tutuyor arkadaşlar. Arabanızda eğer o delikten bir püskürtme, o delikten herhangi bir şey olma falan varsa arkadaşlar, arabanın bir basınç testine maruz kalması gerekir. Ama suda bir kirlenme, bir kararma varsa gibisinden bir egerenin kontrol edilmesi gerekir. O su sürekli yükseliyorsa, ya arabanızda hiç antifriz yok ya da olabildiğince gaza yükleniyorsunuz. Ama su oradan su atmıyor, geri motora çekiliyordur, bir iniyordur, bir çıkıyordur. Yüksek devirde çok sıkıştırılaraktan araba kullanılıyor olabilir. Bu işin arkadaşlar ucu açık. Ama bu yedek su deposunda bu kapağın oradaki hemen altındaki deliğin bir motor hararet sorunuyla ilgili bir güvenlik sistemi, motorun basınç deliği olduğunu unutmayın. Buradaki deliği de kesinlikle arkadaşlar tıkamayın. Veya yani siz tıkamayın. Bir yere de gidersiniz, oraya vide falan atmaya kalkarlar, çelik silikonla yapıştırmaya kalkarlar falan filan. O işlemlerden uzak durun. Arabanızda conta falan yanık değildir ama deliği biri kapatır veya kapattırırsınız. Bir hararet sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Hararet olması gerektiğinden bir iki diş yukarı çıkıyordur, iniyordur, çıkıyordur, huylandırıyordur sizi. Biri o deliği falan tıkar, burada delik varmış falan diyerekten. Ona dikkat edin arkadaşlar. Akıl bulandırıcı işler yapmayın. Genelde bu hararet yükselmesi gibi, inmesi gibi durumlar. Şurada, şunun hemen altında termostatımız var arkadaşlar. Termostatın arızalanmasından dolayı kaynaklanır. Termostat dengesizdir. Termostat patlaktır, bozuktur. Yokuş yukarı tırmanırken çıkıyordur hareket, çıkıyordur hararet. Geri ne bileyim düzlüğe inmeyin, iniyordur hararet, iniyordur hararet. Termostat apaçık arızadır. Hemen girip de radyatör deliymiş, radyatör tıkalımış, radyatörü değiştirmeyin. Ne bileyim işte, hemen devir daimi değiştirmeyin. Hemen başka tutup da bir yerleri değiştirmeyin. Bir sürü masrafa girersiniz. O yüzden sadece termostatı değiştirmeniz o durumda kafi gelecektir. Aklıma bu kadar geldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım. Kanala abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Olabildiğince videolarımız gelecek inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar.